Gidiyorlar. Çekmesin. Thank you.
Ve arkadaşlar merhaba. Belli bir zamandan sonra tekrar bir aradayız. Ama gördüğünüz gibi bende büyük bir değişiklik var. Nedir? Artık eşimle beraber güzel karavanla, seyahatle gezeceğim. Sevgili eşimle beraber. Evet, yalnızlık cidden çok zor. Ben bunu ilk başlarda çok anlamasam da ama sonralara doğru artık zevk almamaya başlıyorsunuz. Çevrenizden, yollardan, gittiğiniz yerden mutlaka eşinizle beraber çıkmanızı tavsiye ederim. Değil mi canım? Beraber çıkalım. Buradayız. Köprülü Kanyon'dayız. Buraya daha önce gelmiştim. Tabii ki ben özel işlerim. Yani işte eşimle buluştuk. İşte evin işlerini hallettik. Karavanın bazı tadilatları vardı. Onları vesaire yaptık. Bir 10 gün ara verdikten sonra tekrar çıktık. Büyük ihtimalle siz bu videoyu seçimden sonra izleyeceksiniz. Şimdi biz seçim olacağı için çok bir yere kıpırdayamıyoruz. Ayrıca eşim e-ticaret yapıyor. Dolayısıyla çok öyle daha ayarlayamadık. Öyle diyeyim size. Her şey seçime bağlı. Seçim bir bitsin. Seçimden sonra bize bir rota çizeceğiz. Bu arada sürpriz arkadaşlar. Karar verdik. Eşim, bu arada Serpil ismini söyleyeyim. Karar verdik. Yunanistan'a gidiyoruz. Ne zaman gidiyoruz? Ben biliyorsunuz Kıbrıs'a gittiğim için 10 yıllık pasaportum vardı. Ama Kıbrıs'a giriş yaptığım için pasaportla Yunanistan'a ben ondan giremiyorum. Geçen hafta pasaport başvurusu yaptım. Bir hafta, değil mi? Bir hafta sonra geldi. Bu arada güzel kahve yaptı. Ama şunu söyleyeyim, o kadar rahat ki ben geldim ağlar gibi oturuyorum. Ben başta eleştiriyordum ya, hep kadınlara iş yaptırıyorsunuz vesaire. Meğer kadınlar kendileri istiyormuş. Ya diyorum sen otur ben yapayım. Yok. Ama gördüğünüz gibi ağlar gibi oturuyor. Sefilliğe artık son diyoruz. Kahvemizden bir yudum aldıktan sonra onu diyordum. Pasaportu yeniledim. Yunanistan nasıl? Bize. Ona geliyordu. Anlatmak ister misin? Daha değil. Vize başvurusunda bulunacağız. Sanırım kolay alırız. Yani sadece Yunanistan'a gideceğiz bu arada. Bir 15 ya da 20 gün bir Yunanistan'ı tavaf edeceğiz. İşte Dede Ağaç'tan gireceğiz. Oradan en uca kadar gideceğiz komple. Ama hani çok, daha doğrusu kıyı kesimlerinden gideceğiz. Öyle diyeyim. İnşallah bir dahaki sefere büyük Avrupa turu yapacağız. Bu şekilde acemiliğimizi atalım. Bayramı da bir geçirelim. Büyük ihtimalle bayramdan sonra gideriz. Sonra da büyük Avrupa turuna çıkacağız. Bu arada hani ben şöyle değilim, işte karavanımı satıyorum diye ayrı bir video yapmıyorum. Evet, karavanım satılık. Sahibinden.com'dan satılık. Karavanıma güveniyorum. Karavanımı niye satıyorum? Karavanımdan çok memnunum. Ama artık iki kişiyiz ve biz herhalde 4 kıtaya birden gideceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bize komplike, daha büyük, daha uzun bu Iveco'ların 19-18 metreküpleri, onlardan gerekiyor. Fırın olması gerekiyor. Deep freeze olması gerekiyor. Mesela Yunanistan'a giderken ne yapacağız? Bizde bir deep freeze var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar deep freeze'i alacağım. Deep freeze'i şuraya koyacağız. Deep freeze her şeyimiz var. Yani inanın bize belki bir ay yetecek her türlü etin, hamurun, yapacak eşim etini kavuracak, koyacak. Bildiğin her şey olacak. Dolayısıyla şurası, dolayısıyla burası, buraya deep freeze'i koyacağız. İdare edeceğiz. Dediğim gibi karavanım satılır satılmaz, canı sağ olsun. Gerçekten kıyamıyorum. Hatta eşime de dedim ya, dedim bir bunu deneyelim, bundansa devam edelim diye vesaire. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar, bunun 2 metre daha büyüğünü düşünün. 2 metre. Tabanı da çok daha yüksek düşünün. Çünkü fırın, işte mikrodalga ıvır zıvır artık neyse, ocak, kliması olması gerekiyor. Çok güzel yapmayı planlıyorum. Tabi biliyorsunuz hani bu karavanımız da oldukça kısıtlı bir karavan. Dolayısıyla dediğim gibi artık tek gezmiyorum. Elimde sorumluluğum var artık. Eşimle beraber gezeceğim. Aşırı sapa yerlere gitmeyeceğim. Yani rahat etsin. Ama onun şöyle bir özelliği var. Dediği şu. Yani ben orman içinde uyku tulumunda bile yatarım diyor. Benim de o şansım var ve gezmeyi de çok seviyor. Diyeceğim şey var mı?
Canlı yayın değil, kesebilirim. Şimdi bugün ilk günümüz. Burada bugün günlerden neydi? Çarşamba. Tarih ne? 10 Mayıs. Bugün 10 Mayıs Çarşamba. Pazar günü seçim var 14 Mayıs'ta. Ayın 13'ü Cumartesi günü biz buradan çıkış yapıp eve gideceğiz. Hatta yani şöyle diyeyim, evim de güzel yerde. Tam karavanda karşımda. Çok müsait bir yer. Bayağı karavanla uğraştım. Tuvaletini yaptım. Birçok eksiğini düzelttim. Silikonlar çektim. Bakıyorum yani karavanı gerçekten seviyorum. Ama dediğim gibi 19 metre küp Iveco Daily 70'lik mi oluyor bilmiyorum. Büyük, uzun. Bir şey yapacağız ki yani mutfağı çok geniş tutmayacaksın. Daha çok işte o önde yatak olacak ya da ranzalı yatak. Onu beraber oturacağız. Zaten benim ustam var, Fehmi Usta. Ondan ben görüştük. Abi diyor, sen diyor nereye ne koyacaksın, yengeyle beraber gel bana söyle. Ben ona göre tesisatı çekeceğim. Gerisini de mobilyacı yapacak. Dediğim gibi yani bu şekilde planımız var. Tabii her şeyin hayırlısı. Ama karavanı satıyorum. Ben karavanı satana kadar bir yere çekmeyeceğim. Ne yapacağız? Sürekli gezeceğiz. Satılırsa satılır. Satılmazsa canımız sağ olsun. Vardır bir hayır. Basar gideriz arkadaşlar. Sorun değil. Yani sıkışırız. Önemli değil o kadar. Dediğim gibi aslında karavanım ideal ama boydan kaybediyorum ben. Yukarısı lambirler. Yani 1.75 boyun yukarısı bu karavanda sıkıntı çeker. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi sırf video çekmiyorum ben. Benim takipçilerim alıcı değil. Ben onlarla ticaret yapmıyorum. Çoğu öyle video çekiyor. Karavanımızı satıyoruz. Ben takipçime mi satayım affedersin? Ha, alan olursa alır. Ama hani bu da videonun arasında geçen bir şeydir. O kadar. Onun dışında da bu konuyu kapatıyorum. Değiştiğimi söylemek için bunu dile getirdim. Yoksa ruhunuz duymazdı. Zaten ben ilan vereli çok oldu vesaire. Bugün birinci günümüz. Yarın öbür gün. Mesela eşim biraz önce oraları gezdi. Orada da güzel yer var. Biliyorsunuz daha önce geldim ben. Şurada raftingçiler vesaire vardı. Burası boşaldı. Hava çok güzel Antalya'da. Şu an ciddi anlamda yakıyor. Biz de kahveleri koyduk. Serpil Hanım'la beraber güzel kahvelerimizi içiyoruz. Sabah çok güzel bir kahvaltı hazırladı bana, sağ olsun. Bir selam söylemek ister misin? Selam tüm takipçilerine, herkese izleyenlerine. Onun başı alalım. Sallayalım böyle. Selam herkes. Hava oldukça güzel. Şimdilik bu kadar. Videolarımız devam edecek. Güzel manzaraları göreceksiniz. Bir şey söylemek ister misin takipçilerine? Daha kameralara alışamaz arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bayanlar biraz daha çekingendir. Herhalde bir ay sonra kamerayı elimden alıp direkt canlı yayına geçebilir yani. İlk acemlik. Bu arada onun da şey YouTube hesabı var ama çok güzel makrameler yapıyor arkadaşlar. Serpil Büçkün. Ona da hani bayanlar varsa aranızda makromeye şey hevesli. Onun kanalına da Serpil Büçkün diye girerseniz abone olursunuz. Seren Rappo bir şey. Vesaire. Zaten onların videolarında hanımlara özel, ben dedim yani bak böyle bir ortamımız var. Mesela şurada otur, çok güzel makrome yap. Videosunu ben çekeceğim. Tabii kendi kanalında yayınlayacak, o ayrı da. Yani iki kanal gibi olacağız. Çünkü ya o benden çok çok avantajlı. Arkadaşlar daha 20 video yayınladı. Abone sayısı, izlenme oranı beni geçti. Çünkü el işi başka bir şeydir. Bir de bu ortamda yapması tabii ki daha güzel. Böyle de bir yola çıktı yani.
Niye?